Aylarına bakacağız. Çinel Medya Grubu Amerika temsilcisi Ali Çınar bizi bekliyor. Ali Çınar, merhabalar. Nedir detayları ziyaretin? Kimlerle nasıl temaslar olacak? Ana gündem başlıkları neler? Amerikan basınında konuşulan bir konu mu? Yine onu da sorayım. Mehmet Akif, Beyaz Saray'dan iyi yayınlar diliyorum. Aslında Türk-Amerikan ilişkileriyle ilgili kritik gün bugün başladı. Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal önderliğinde Türk-Amerikan Mekanizma Grubu şu an toplantı halinde. Toplantı devam ediyor. Aslında Bakan Çavuşoğlu'yla Amerikalı mevkidaşı Blinken'la görüşme öncesi bir ön hazırlık toplantısı da diyebilirim. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Washington DC'ye gece saatlerinde varacak ve yarın Türkiye saatiyle 21.30'da Dışişleri Bakanı Blinken tarafından bakanlıkta ağırlanacak. Aslında iki yıl içinde Biden yönetimine de ilk defa Türk Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Washington'da ağırlanmış olacak. Tabii ana gündem maddesinde F-16, Suriye'deki gelişmeler, Ukrayna'daki savaş, bölgesel ve küresel sorunlar olmak üzere birçok konunun konuşulması bekleniyor. Tabii gözler F-16 süreci, Biden yönetimi hatırlanacağı üzere Amerikan Kongresi'ne Türkiye'nin talebini geçen hafta iletmişti. Türkiye net ve somut adımlar Biden yönetiminden istediğini belirtmekte fayda var. Yani top artık Amerikan Kongresi'nde. Çavuşoğlu'nun sadece ziyareti, Blinken'ın ziyareti değil, aynı zamanda Türk-Amerikan toplumuyla görüşmesi var. Washington DC'deki düşünce kuruluş liderleriyle bir yuvarlak masa toplantısı olacak. Basın mensuplarıyla bir araya gelecek. Bir gün yoğun gündemi var Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun. 19 Ocak'ta Perşembe günü Houston'a geçecek. Houston'daki Türk Başkonsolosluğu'nun yeni açılış binasının törenine katılacak. Aynı zamanda Houston ve çevresindeki Türk vatandaşlarıyla da bir toplantı yapması bekleniyor. Ve son olarak da 20 Ocak Cuma günü Houston'dan New York'a geçecek. New York'ta da 77. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Başkanı'yla toplantısı olacak. Ve daha sonra da Amerika'dan ayrılacak Mehmet Akif. Ali Çınar, teşekkür ediyoruz. Amerika seyahatinin detaylarını paylaştı. Kolaylıklar yoğun olacak sizin için de. Ali Çınar'ın bu arada cekette durduğuna bakmayın. Washington 6 derece şu anda. Biz daha soğuk bir yere gideceğiz. İsviçre'ye, Davos'a, Bloomberg'e.